Senin nasıl Türk halk müziğinle aran Filiz? Sever misin, dinler misin? Dinleyiciyim. Yalnız şunu söylemek istiyorum, biraz önce farkına vardım. Bağlamayı dinlerken aklıma şey geliyor, gözümün önüne. Böyle işte kuşlar, ağaçlar, Yani böyle doğayla ilgili güzel şeyler geliyor. güzel şeyler aklıma geliyor. Yani gözümün önüne onlar geliyor. İşte biz de ona çalışıyoruz yani. Ama ilk defa farkına Evet, vardım. biz de Kusura ona bakmayın çalışıyoruz. yani, ilk defa inanın. İlk defa ve Yani bir ilk defa çünkü canlı dinledim. Böyle bu kadar Evet. yakından. Bir de bizim muhabbetlerimize gelsen böyle, masa İnşallah. Çok sohbetlerimizde, sevinirim. Onlar çok Çok daha sevinirim. keyifli Orada herhalde. daha keyifli oluyor, daha fevkalade oluyor. Mutlaka. Siz kendinizi özletmeyi seviyorsunuz galiba. Gelen fakslarda da hiç işte ekranlarda göremiyoruz, daha sık görmek istiyoruz gibi cümleler var. Siz zaman zaman Alek Berbe ile İzmir'de yaşıyorsunuz ama bir araya geliyorsunuzdur herhalde, değil Şimdi Ali mi? abim bana yakın oturuyor. Evet. Özellikle de hem yaz hem kış büyük bir zamanı orada geçiyor, İzmir'e yakın. Bu sefer geldiğinde Ali Ekber abi hep geldiğinde kaybolurdu. Bu sefer karşıya üst Hep köprüden İzmir'de kaybolurdu. Eferer gibi karşıladım kendisini. Buradan Mercedes'e gelirken buradan hemen el kaldırdım ve Ali abimi yakaladım orada. Ondan sonra Köprünün üzerinde böyle İzmir Efesi gibi. İzmir'de gerçekten karışık mı geliyor İzmir Her size? gidişte İzmir'de ben kaybolurum. Şimdi elimde bir kitap var. Bu kitap Bahattin Turan'a ait. Belki ilk defa duyuyorsunuz, özellikle halk müziğiyle çok fazla ilgili olmayanlar. Çöğür metodunu anlatmış Bahattin Bey bu kitabında. Şimdi böyle şelpeyi çok sık duyuyoruz. Şelpeyle saz çalmak ki çok zor bir teknik. Çöğür nedir? Efendim çöğür, bağlamanın kısa saplı olan şekli. Bağlama düzeni, diğer bir ismi de bağlama düzeni. Bağlama düzeniyle ilgili birçok ustalarımız, bağlama çalan ustalarımız kendi notlarıyla veyahut konservatuvardaki hocalarımızın özel notlarıyla çalışmaları sürdürüyorlar. Ancak Türkiye genelinde sanıyorum ilk çıkan bir metot bu. Ve Ve bu yine halk müziğimizin önemli isimlerinden birine Nida Tüfekçi'ye ithaf edilmiş bir kitap. evet. Ali Ekber Çiçek'in ön sözü var içinde, başlığında. Değerli hocamın Ali Ekber Çiçek abimin ön sözü var. Ve eserleri seçerken, repertuarı seçerken özellikle sistem açısından çok büyük katkıları oldu Ali Ekber abinin ve Nida hocamızın da orada bir dörtlüğü var. Sizden lütfetsek Ah efendim. hem de Nida hocamızı da şöyle bir Bir yad gösterseniz. edelim, analım değil mi? İlk başta olacak. En baştaydı, evet. Halk müziğimize Evet. büyük Şöyle bir emekleri geçen hemen değerli fotoğrafı. büyüğümüz ve Daha Türk halk şöyle biraz fazla da kıvırmak istemiyorum. önemli değil. Kameraman arkadaşımızdan, yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Sol sayfada bağlamasıyla birlikte. Nida Bey, saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili. Efendim okumaya çalışayım o Çok memnun oluruz. dörtlüğü. Yedi kaleminen yazı yazarım. Aslım Yozgatlıdır, gurbet gezerim. Bir yüksek mevkiye kazın mezarım. Görünsün memleket, anam ağlasın. Aman aman sürmelim aman demiş Nida Tüfekçi. Bu dizelerde duygulandırdınız sanıyorum, sevenlerim de duygulandırdı bu dizelerle birlikte. Ruhu şad olsun. Elinize sağlık, Ruhu ruhu şad şad olsun. olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde. İşte kalıcı eserler bırakınca insanlar, özellikle Evet. yüreklere yerleşen bir müzik yapılıyorsa unutulmak mümkün değil. Efendim, fakslara bir göz attığımızda yoğun isteklerle karşılaşıyoruz. Özellikle Ali Ekber Bey, siz bilemiyorum nereden başlayacaksınız. Hasan Gök tabii hepsini yerine getirmek durumunda değil. Zaten zamanımız da yetmez. Hasan Gök bize bu faksı Almanya'dan çekmiş. Hangisi olsun? Hangisi Şimdi olsun? 1967 yılındaydı herhalde. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Almaya sen araya kimseyi gönül. İşte bugün yine muhabbet ediyoruz. Aradan 3 asır geçse yine muhabbet edeceğiz. Edecekler veya.
Eğer bir şey bıraktıksa bizi de aralarına, gönüllerine katarlar. Onun için, çoktan katmışlardı. Efendim, gönül gelsen de muhabbet edelim. Hı hı. Almayasın araya kimseyi gönül. Zevkli. Ondan sonra da hocam, Nida hocamızın her herkesin gönlünde tak duran. Evet, hocamla beraber. Müthiş. Arka arkaya zevkledim. Analım diyorsun sen Nida Hocam. Evet. Önce gönlünden başlayalım. Gönlünüzde tabii. Tamam.